Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir ara dedik, aynen de öyle oldu. Çok değerli bir konuğum var, Gökhan Güler. Köşe yazarımızdır aynı zamanda, gazeteci yazar. Cumhurbaşkanlığına da yakın çalışıyor, orada oraları izliyor, neler oluyor, neler bitiyor. En son Azerbaycan gezisinde de oradaydı bir gazeteci yazar olarak ve oraları da sormak istiyoruz ve böyle gündemi değerlendireceğiz Gökhan Bey'le. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz, günaydınlar. Günaydınlar, hoş bulduk Haluk Bey. Evet, yani bayağı meşgulsünüz görebiliyorum. Yani bu geziler, yazılar falan çok daha meşgul bir şeyiniz var, tempomuz var maşallah. Mümkün olduğunca yakın konuları takip etmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için. Yıllardır da işte bu işlerin içerisinde olmaya gayret ettik. Tabii, ne güzel. Cumhurbaşkanlığına yakın çalışıyorsunuz. Birçok konu var gireceğimiz de. Cumhurbaşkanlığını merak ediyorum. Çünkü orayı böyle pek izleyemiyoruz biz buradan. Çünkü şu anda Türkiye'de, daha doğrusu Türkiye'deydi. Afyon'da, bir üniversitede, bir Girne Koleji'nde orada falan haberleri vardı. Onları işittik. Ne yapıyor Cumhurbaşkanlığımız? Çünkü şu anda o görüşmeme taktiğini uyguluyor. Ya da görüşmeme ısrarında bulunuyor. Yani bunu nasıl yorumlarız? Çünkü çok net bir tavır izliyor artık. Görüşmeme derken ne, biraz açar yani mısın? Şeyle, yani görüşmelerin tanınma koşuluyla. Koşullar var orada. Ve o koşullar kabul edilmezse biz görüşmüyoruz. Görüşmeme taktiği dediğim o. Evet, iyi tanımlamadım, kusura bakmayın. Devrik cümlelerle Kıbrıs'ı konuşunca zor oluyor böyle. Ama görüşmeme şu anda bizim bir gazeteci olarak lehimize, aleyhimize, çünkü muhalefet diyor ki yani görüşmeliyiz. Attığımız adımları kaybetmemeliyiz. İşte Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne gösterdiğimiz bu iyi niyet, bu adım adım ilerlemeyi artık kaybetmeyelim. O zemini beklemeyelim. Şartlar öne sürmeyelim. Biz siyasi eşitlik zemininde işte görüşmeye başlayalım. Siz ne yani tavsiye ederdiniz Cumhurbaşkanı'na? Doğruları mı yapıyor? Eksiğimiz var mı? Nasıl görürsünüz bir gazeteci, bir yazar olarak? Şimdi öncelikle aslında Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili bakılacak olursa aslında gelmiş geçmiş belki de en kolay halkımızın da medyanın da ulaşabileceği bir Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı var. Öncelikle bunu belirterek. Acayip bir dokunuşu var insanlara. Yani halkla iç içe olmayı Cumhurbaşkanımız çok seviyor ve yani ulaşamadım demek çok zor çünkü gerçekten herkes ulaşabiliyor Cumhurbaşkanımıza. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz Kıbrıs görüşme sürecine gelecek olursak, şimdi 2017'ye kadar bildiğiniz gibi 1963 sonrası müzakere süreçleri ağırlıklı olarak federal çözüm üzerine denendi. Burada pek çok plan ortaya kondu. Anlam planı gündeme geldi. Anlam planına Kıbrıs Türk tarafı evet deyip Rumlar hayır demesine rağmen bir hafta sonra Avrupa Birliği tarafından Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Daha sonra Avrupa Birliği üyesi yapılmasına taraf olan kişilerin daha sonra biz bu konuda hata yaptık şeklinde açıklamalar yaptığını da gördük. İşte bunlardan bir tanesi çok sık gündeme geldiği için bir isim vermek gerekirse işte dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw. Ama günümüze gelecek olursak 2017'de hatırlanacağı üzere henüz daha Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başbakan olduğu dönemde veya siyasetin içerisinde yer aldığı dönemde tam 2017'yi şu anda birden anımsayamıyorum. Akıncı ve Anastasiadis yapılan görüşmelerin artık bizim nesil için son görüşmeler olduğunu çok açık ve net defaatle dile getirdiler. Ve Kıran Montana'da Rum tarafı katı ve uzlaşmaz tavrını sürdürmeye devam etti. Çünkü Rum tarafının beklentisi neydi? Yani Kıbrıs Türklerinin biz paylaşmaya, devleti paylaşmaya, kaynakları paylaşmaya hazır değiliz yaklaşımını aslında satır aralarında söyleyip veya kamuoyu dışında muhataplarına birebir söyleyip ki dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dahil olmak üzere ki bu da basına yansıdığı için açıklıkla ifade ediyorum ve sonuçta müzakereler artık sonlandı. Niçin sonlandı? Çünkü artık bu şekilde ilahi nihaye böyle federal çözüm sürekli Rumlar
kesintiye uğrasın, kalındığı yerden devam etsin. Kesintiye uğrasın, kalındığı yerden devam etsin. 1963'ten günümüze Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar çekti. Ambargolar altında, izolasyonlar altında sıkıntı yaşıyor. Artık Kıbrıs Türk tarafının veya Türk tarafının Türkiye ile birlikte bir karar vermesi gerekiyordu. İşte o süreçte bakın önemli bir gelişme bu. Yani çok atlanıyor ama bir kişi çıkıp ben Cumhurbaşkanı'na adayım diyor ve daha adaylık sürecinde, daha seçilmeden seçilme mahallinde iki devletli çözüm vizyonunu masaya getirip bunu uygulayacağım diyor. Ve Kıbrıs Türk halkının desteğini bu şekilde istiyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Halktan ben seçilmem halinde bana destek verirseniz ve Cumhurbaşkanı olursam iki devletli çözüm vizyonunu uygulayacağım diyor. Ve nitekim 18 Ekim 2020 tarihinde bundan işte yaklaşık 3 yıl kadar önce Sayın Ersin Tatar halkın desteğini alarak %50'nin üstüne oy alarak Cumhurbaşkanı seçiliyor ve o tarihten itibaren de İki devletli çözüm vizyonunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla şimdi uluslararası camiada size karşı ciddiyetinizi görmek istiyor. Nedir bu? Yani siz gerçekten bu konuda kararlı mısınız? Yoksa en küçük bir noktada tekrardan federal çözüme dönebilir misiniz? Evet, bir şeyler koparmak için mi yapıyorsunuz bunu? Muhataplarınız sizin samimiyet testinizde aslında yapıyor. Dolayısıyla siz şimdi burada tamam biz hem bir taraftan federal müzakereleri başlayalım veya öyle bir algı yaratalım ama diğer taraftan da hayır biz iki devletli çözümü sürdürüyoruz. Bu çok inandırıcı olmaz. Dolayısıyla başından beri Sayın Ersin Tatar kararlılıkla, azim ve kararlılıkla net bir şekilde net bir duruş ortaya koyarak aslında görüşmelerden kaçmıyor. Dikkat ederseniz sosyal amaçlı sürekli yeni Cumhurbaşkanı'yla da Hristos'la de görüşmeler yaptı, yapmaya devam ediyor. Kendisine yaptığı bir takım öneriler var. Zaten geçmişten de tanışıklıklar var. Çünkü Anastasiades'in yardımcısıydı şu anki mevcut yeni Cumhurbaşkanı. Yani o da yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir anlayışla gelmiş biri değil. Bilakis Anastasiades'i Kram Monta'da da alıp oradaki müzakerelerin bozulmasına neden olup geri dönen baş kişiydi. Ben orada değilim diyor ama. Tabii. Ama neticede yani Sayın Ersin Tatar'ın bu noktada ortaya koyduğu aslında yani Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerden kaçan taraf değil ama bunun için artık iki devletli çözüm nezdinde bir yaklaşım ortaya konursa hay hay biz hemen hazırız. Her türlü görüşmeyi de yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Bunun altını çizmek lazım. Yoksa bunu daha uzun uzadıya da anlatmak mümkün. Eminim. Ve ama bu ciddiyeti de bence anlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu ciddiyet de şimdi nereden hakiki bir görüntü aldı? Çünkü her zaman için Rum'un aklında işte maksimalist rolünde bir Türk görüşü. Aynı şekilde biliyorsunuz siyasette her biri bir adım atar. Rumların da bir maksimalist görüntü verdiler. Biz de diğer haklardan hiç bahsetmiyoruz artık. Herkes böyle maksimalist görüşte. Ama siz geçenlerde Azerbaycan'a gittiniz. Azerbaycan gidişimiz ve Azerbaycan'daki olanlar, onlarla olan ilişkimiz nedense hem Rumları bir alarma sevk etti, onların endişelenmesine sebep oldu. Bir de verdiğimiz görüntü hakikaten takdire şayandı. Her ne kadar da muhalefet bu Azerbaycan gezisini böyle küçümsemek, downplay yapmak istese de pek başarılı olmadı. Çünkü hatta kalabalık bir şey oldu, katılım oldu ve kalabalık katılımda bile o bile küçümsendi. Niye bu kadar kalabalık? Yani pazar yerine mi gidiyordu? Bu gezi mi olacaktı falan gibisinden. Halbuki bu kalabalık gidiş bile o beklediğimiz sanki yani benim bakış açımdan görgü tanıklığıyla doldu. O muhteşem o kabul ediliş. Ama ben size bırakmak istiyorum o kısmını, siz bize söyleyin. Orada ziyadesiyle bizi mutlu etti diye biliyorum. Biraz anlatır mısınız? Bir çerçeveye koyar mısınız bizim için? Şimdi öncelikle tabii bir şeyi mukayese etmek lazım. Mukayese edebilmek için geçmişi bilmek lazım. Doğru. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ben bu coğrafyayı yani kendi adıma bir gazeteci yazar olarak söyleyeyim. Yakından takip eden biri olarak uzun yıllar çeşitli kimliklerle gerek sivil toplum örgütü kimliğimizde gerek gazeteci kimliğimizde bölgeye çok gittik. Ve her gittiğimizde de
Azerbaycan halkının bize çok yakın davrandığını, Azerbaycan'daki siyasilerin, milletvekillerinin çok yakın davrandığını, buraya gidip geldiklerini biliyoruz. Ancak hep şunun hayalini kurardık. Yani biz bunu artık bir resmiyete dönüştürüp iki devlet arasında, yani sivil toplum veya kültürel veya gazeteciler arasındaki ilişkilerden bir üst noktaya getirebilirimizi hayal ediyorduk. Ve bunu bu gidişte gerçekleştiğini gözlemledik. Havaalanında inişimizden başlayarak Azerbaycan'a gelen diğer tüm devlet başkanlarına uygulanan prosedürle karşılama, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın tahsis ettiği araçlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları vesaire ve diğer ülkelere verildiği gibi işte onların konakladığı otellerde konaklamadan başlayarak bu süreç başladı. Müthiş. Diğer taraftan tabii bunu devam ettireceğim ama bir taraftan da Cumhurbaşkanımız hükümetle de istişare içerisinde, sivil toplumu da bu işin içerisine katarak Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım Günleri de organize ederek, yani aynı anda eş zamanlı bir çalışmaya da imkan tanıdı ki bunun bir tarafı kültür ve sanatken bir tarafı da otelcilerdir, seyahat acenteleridir, iş adamlarıdır, iş kadınlarıdır, üniversitelerdir. Hepsi geldi. Orada muhataplarıyla görüşme şansı yakaladı, siyasilerle görüşme şansı yakaladı, medyayla görüşme şansı yakaladı ve bu buraya gelen insanlar sektör temsilcileriydi. Yani herhangi bir ideolojik olarak A partinin, B partinin değil, orada Kıbrıs Türk'ünü temsil eden çeşitli katmanlar vardı. Ve bunlar geldiler ve gerek orada Azerbaycan'dayken, gerekse döndükten sonra yaptıkları açıklamalar çok açık ve net ortadadır. Orada herkes ziyaretin başarılı olduğunu ifade ediyor. Devamına gelelim. Şimdi bugün Türkiye'ye gitseniz, resmi ziyaretiniz Anıtkabir'le başlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelseniz işte Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu cumhurbaşkanının kabirlerini ziyaret eder. Boğaz Şehitliği'ne gidersiniz. Burada da Azerbaycan'da da Fahri Hıyavan'da, yani onların kendi ifadesiyle Haydar Aliyev'in umumi lider, Sayın İlham Aliyev'in babası, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı, anıtı veya kabri ziyaret edildi. Askeri törenle çelenk sunuldu. Ardından Azerbaycan şehitlerinin, yani ki Azerbaycan biliyorsunuz bir 1918'de kurduğu bir cumhuriyet söz konusu. Sonra bu yıkıldı. Fakat 1991'de tekrar Azerbaycan kurulurken onun üzerine kurulduğunu açıklayarak devam etti ve dolayısıyla gerek 1918'de gerek 20 Ocak 1991'de Rus tanklara altında kalarak bağımsızlıkları için hayatlarını kaybeden Azerbaycan şehitleri için yapılmış şehitlik vardı. Burası ziyaret edildi. Burada şehitlere karanfil bırakıldı. Yine orada askeri törenle çelenk sunuldu. Devamında Bakü'deki Türk şehitliği var hemen yanında. Oraya geçildi. Bakü'deki Türk şehitliğinde yine kabirlere çelenkler bırakalım. Hangi periyotu şey yapar Türk şehitliği orada? Yani Bakü'de... Ha, 1918'de tabii Nuri Paşa gittiği zaman Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadele, ki o da biliyorsunuz Osmanlı'daki bütün rütbelerini sökerek gönüllü ordusu oluşturulmuştu ki o yüzden Bakü Fatihi olarak tanınmaktadır. Şey yapalım, silah üreticisidir aslında Nuri Killigil. Böyle de bir ünvanı vardır Nuri Paşa'nın. Ve orada da anıt özel defteri imzalandı ki bunun akabinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in resmi devlet başkanlarını kabul ettiği Zağlubağ konutunda görüşme söz konusu oldu. Burada da 40 dakikanın üzerinde iki lider gayet resimlerde de fotoğraflarda da görülecektir. Samimi bir ortamda görüştüler. Özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönünde karşılıklı görüşler ortaya kondu. Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde ki devletlerin birbirini desteklemesi konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar İlham Aliyev'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet etti. Ve iki ülke arasındaki gidiş gelişlerin daha sık olması konusunda konuşmalar yapıldı ve Cumhurbaşkanımızın, yani Sayın Ersin Tatar'ın önümüzdeki dönemde de özgürlüğüne kavuşan Karabağ ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaretleri söz konusu olacak. Ve bunlar konuşuldu ki bunlar önemli gelişmelerdi. Tabii, tabii. Bunlar hep dediğim gibi
daha önce hayalini kurduğumuz ancak bir türlü hayata geçmeyen konulardı ki Cumhurbaşkanımız döneminde böyle bir gelişmeyi bizzat gördük. Bu tarihi anlara şahitlik ettik. Bu da bizler için gayet mutluluk verici. Yani, sanki o havayı veriyor. Yani tanınacaksa Azerbaycan bir numara. Eskiden Pakistan'dı derdik. Bizi tanıyacak bir devlet varsa tabii, Pakistan'dır derdik. Azerbaycan'ın şöyle de bir sıkıntısı vardı yıllarca bildiğiniz gibi. %20'si hemen bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Ermeniler tarafından işgal edilmişti. O işgal edilen toprakları için çok büyük mücadeleler verildi. Ve nitekim tam 2020'de aslında bu operasyon yapılmış. Toprakların büyük bir kısmı bağımsızlığına kavuşturulmuştu. Fakat özellikle Han kendinin olduğu kısımda yaşayan Ermeniler orada bir devlet kurarak bunun tanınması gibi bir yola gittiler. Çünkü o süreçte aslında Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anlaşma imzalanması gerekirdi. Ermenistan bundan imtina etti. Böyle olunca bir günlük yani 24 saatlik bir antiterör operasyonu gerçekleşti ve Azerbaycan oraları da temizleyerek tamamen Azerbaycan toprağı olduğunu bir kere daha gösterdi ki burada önemli olan şu, Azerbaycan bu sıkıntısını atlattığı süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Bakü'de ağırladı ve gene Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'da olduğu dönemde İlham Aliyev'in iktidara gelişinin yani Cumhurbaşkanı seçilişinin 20. yıl dönümüydü ve aynı gün o 24 saatlik terör eylemi sonucunda bağımsızlığını sağlayan şehirlere Azerbaycan bayrağı dikildi ve tam o arefede biz oradaydık. Bu da aslında dünyaya Türk dünyasına verilen bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen önemin bir göstergesiydi düşünüyorum. Bunu da görmek lazım. Şeyleri hani küçümsemek yani muhalefet yapmak için bazı şeyleri küçümsemeye çalışıyoruz ama bu aslında değil, daha bundan ülkeye, daha ne devlete, olsa halkımıza aslında haksızlık. Bunları da gözetmek lazım diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Karabağ meselesinde şu anda kapandı mı Karabağ meselesi Azerbaycan için? Yani artık taraflar ayrıldı. Oraları net olarak Azerbaycan'a aittir. Kapılar Azerbaycan'ın kontrolünde, Türkiye'ye olan geçidi. Orada bir İpek Yol hadisesi var. Soruyorum onu da içine alasınız diye cevabınızda. Şimdi o tabii olayın başka bir boyutu. Aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği dönemde işte Ermenistan'ın gelinip tampon olarak araya girmesi. İşte sonra Sovyetler Birliği'nin dağıldığı süreçte. Özel mi yapıldı? Tabii ki çünkü sonuçta Azerbaycan'la olan bağı bir şekilde kopartmak gerekirdi. Evet. O şekilde kopartmışlardı. Ama bugün içerisinde bulunduğumuz süreçte artık Zengezur Koridoru gündeme gelmişti. Şu anda o koridorda kısa bir alan var. İşte bu anlaşmayla birlikte o alanda birleştirildiği anda buradan sadece Türkiye ile Azerbaycan değil, dediğiniz gibi Çin'den başlayarak pek çok ülke, bölge ülkesi ki buna İran da bölge ülkesidir, sınırdadır. O da dahil olmak üzere orada yapılacak yollardan, demir yollarından ciddi anlamda... Peki niye oradan geçmeli? Yani İran'ın kendi sınırları var bizimle. Yani bence o da bence alternatiflerden biri ama sonuçta daha yani çünkü bugün ülkelerle yani düşündüğünüzde yani bir gün iki gün diye düşünemezsiniz yani yıllarca. Türk devletinin kendi arasında daha güvenli bir karayolu. Çünkü Azerbaycan büyük bir ülke. Evet. Yani baktığınız zaman Türk dünyasına açılan da kapı. Çünkü devamında baktığınız zaman Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a bütün hepsine geçin. Hazar Denizi'ne gider mi? Hazar Denizi'ne ulaşır mı? Sonuçta Azerbaycan'a ulaştığı için oraya ulaşmış olacak. Bu tabii pek çok şey açısından da ileriye dönük bir avantaj getirecek. Yani boru hatlarıyla oradan sadece Azerbaycan değil, Azerbaycan dışındaki ülkelerin de sahip olduğu hidrokarbon kaynaklarını veya diğer madenlerini Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırmasına da olanak sağlayacak. Bakın orada Türkiye'nin acayip bir önemi oluştu. Yani Rusya gazının dağıtılması bir hub olarak düşünülmesi. Azerbaycan'ın gazının. Zaten İran'dan çıkan bir hatlar var oraya. Rus'un kendisinin var. Bu konuda Haluk Bey uzun yıllardır yazdığım için ben bir noktaya değinmek dokundum istiyorum. Dokundum zaten siz artık bitirin programı. Teşekkür ediyorum. Şimdi o noktada ben yıllarca yazdım. Yani Türkiye bölgenin enerji koridoru haline geliyor.
Buna karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de bölgede enerji termali. Ne demek enerji termali? Çünkü yıllarca hep şunu yazdık. Dedik ki Türkiye'den evet içme suyu geliyor ama içme suyuyla birlikte deniz altından kabloyla elektrik de gelmeli. Bir açılım yapalım. Niçin gelmeli? Sadece tek bir noktaya değineceğim. Gelmeli çünkü mevcut şu anki güneş enerjisinden yararlanmak mevcut elektrik sistemimizde çok mümkün olmuyor. %20 ile sınırlı sistemi zorluyor. Evet. Fakat Türkiye ile böyle bir bağ kurulduğunda interconnected sistem istediğimiz kadar sınırsız ve sistem sizden bütün enerjiyi kullanmadığınızı satın alabilecek. Tabii. Ve bu mevcut sistemi yok etmek için değil, desteklemek için gelecek ki bu yönde Türkiye Cumhuriyeti. Hakikaten bizim yakıt giderimizi yani hakikaten evet. Eğer gereğini yaparsak solar enerji adına evet. Hakikaten bu ülkeye biz verebiliriz yeteri bir kadar. Bir nokta daha var orada. Şimdi egzoz emisyonla ilgili bir yasa var Avrupa'da. Hı-hı. Bu fosil yakıtlardan eğer siz elektrik üretiyorsanız ve kullanımınız fazlaysa ona uygun olarak sizden ceza alıyor. Güney Kıbrıs'a bakılırsa bugün Avrupa Birliği içerisinde olduğu için ciddi miktarda bu emisyon cezası ödüyor. Yani tabii. Bu diğer ülkeler için geçerli olduğu için. Tabii. Diğer konuya gelecek olursak yani bundan bir 10-15 sene önce biz bunları dillendirdiğimizde gülüyordu. Neydi o konu? Hidrokarbon boru hattı da bize çekilmeli. Neden? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su ve elektriği bölge ülkelerine verip suyun var. Teşekkür ederim. Var mı? Ha. Var. Su ve elektriği bölge ülkelerine verip karşılığında bölge ülkelerindeki hidrokarbon kaynaklarını önce Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de uluslararası piyasalara götürebilir. Sadece kısa çok açmadan bir şeyi belirteyim. Ben Doğu Akdeniz'de çok fazla miktarda şu an için öyle iddia edildiği gibi büyük miktarda hidrokarbon olduğunu düşünmüyorum. Ha. Çünkü dünyadaki en büyük hidrokarbon kaynakları çok kısa geçeceğim. Rusya'da, İran'da ve Katar'da. Şu anki 50 yıl içerisinde yaklaşık Doğu Akdeniz'de Mısır dahil olmak üzere tüm hidrokarbon kaynaklarını bir kaba koyduğunuzda dünyanın %1,5 maksimum %2'si yapmıyor. İşte Rusya veya İran'ı, Katar'ı düşündüğümüzde %10'u yapmıyor. Bu da tamamından bahsediyorum. O yüzden şu an için keşfedilen rezervlerin ki bunların kimisi sıvısı, kimisi kuru çıkartma yöntemleri. Ve Rum'un, İsrail'in ve Mısır'ın bütün bu zenginliği, yeraltı zenginliği %1,5'a yani ancak biliyorsunuz. Ben bunun da sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızla elektrikli araçlara gidildiğini düşünecek olursak artık bu kaynakların da sonu gelecek. Burada önemli olan bir egemenlik alanıdır. Denizin tabanında kıta sahanlığıyla, denizin yüzeyinde kara sularıyla ve hava sahasıyla bunları dikkate almak lazım. Onu da özellikle yeri gelmişken belki başka bir konuya girmiş olalım. Tabii bunlar ama çok önemli şeyler. Azerbaycan'la ilgili bir konunun daha altını çizelim. Azerbaycan'la ilişkilerin gelişmesi için ben ve Azerbaycan'da bulunan bir arkadaşımız aslında geçmişte bir girişimde bulunduk. Bu girişim aslında bir neticeye geldi. Neydi? Yani bunu kişiselleştirmek istemem ama böyle bir gelişme olduğuna bir örnek olacak. İfade edelim. Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi ile Türkiye'deki AK Parti arasında çok uzun yıllardır karşılıklı ilişkiler söz konusuydu. Buna yakın zaman önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil edilmesine vesile olduk ki bu da aslında karşılıklı ilişkilerin gelişmesine bir ölçüde siyaseten bir destek verecektir. Bunu da geri gelmişken söyleyeyim ki inşallah bunun da meyvelerini önümüzdeki süreçte göreceğimizi ben ümit ediyorum. Ama bu yaşanan gelişmeyi de Azerbaycan'la sınırlamamak lazım. Azerbaycan dışında diğer Türk cumhuriyetleriyle de veya Türk Devletler Teşkilatı içerisindeki ülkelerle de ilişkilerimizin Ama orada bir heyecan süreçte var. Azerbaycan'da bilmiyorum. Evet. Dil yakınlığımızdan mı kaynaklanıyor bu? Çünkü çok çok rahat komünikasyon kurabiliyoruz. Baştan beri aslında Azerbaycan hep yakın durdu. Hani uçakla aslında bir gelişi söz konusu olmuştu geçmişte. Ama geldiğinde kendisine ciddi bir Karabağ konusu daha henüz çözülmemişti o yıllarda. Tehdit gelmişti. Dolayısıyla Azerbaycan o anda bir sıkıntı yaşamıştı. Çünkü sebebi de %20'ye yakın toprakları işgal altındaydı ve orada ayrı bir devlet ilan edilmesi söz konusuydu. Tabii. Uluslararası camiada birçok ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaklaşması, tanıması halinde tanınması gibi bir tehdit. Olarak da kullanılıyordu kendisine. Diğer Türk teşkilatı devletleri onlarda aynı heyecan yok. Yani onlar da katılımcı şu anda. Ama bir Türkmenistan'da, bir Özbekistan'da, bir Kırgızistan'da yani aynı heyecan yok. Aslında var ancak
halk seviyesinde var. Azerbaycan'da da aynıydı. İster istemez her ülkenin farklı devletlerle farklı seviyelerde ilişkileri var. Bakın basit bir örnek verelim. Bugün Azerbaycan'dan gene örneği verelim. Azerbaycan'da Şah Deniz'den çıkan gaz Türkiye'ye ulaşıp Türkiye üzerinden İtalya'ya yani Avrupa'ya gidiyor. Peki İtalya'ya giderken Türkiye'den çıktığında nereden geçiyor? TANAP olarak geçen projeden bahsediyoruz. TAP olarak Yunanistan'dan geçiyor. Yani bu somut bir örnek. Bunun gibi pek çok ülkenin farklı ister Rumlarla gerek Avrupa Birliği ülkeleriyle veya gerek farklı ülkelerle ilişkileri söz konusu Türkiye ile olduğu gibi bunları da düşünmek lazım. Bir konu da şu tabii ki düşünün ki 30 yıl öncesine kadar ciddi bir zaman diliminde ayrı kalındı. Yani Rusya'nın kontrol altındaydı. Bu da kolay değil. Şimdi o yavaş yavaş bu ilişkiler gelişiyor. Ama diğer ülkeler mesela bir Kırgızistan, Özbekistan, Rusya'nın daha güdümünde. Yani Rusya'nın da oradaki hem halkı hem de devlet işleyişi sanki Rusya'ya daha yakın diye duyuyorum. Yani tecrübe ettim. Belki ilk yıllarda öyle bir dıştan bakan göz öyle düşünüyordu ama artık değil. Artık değil. Onlar bağımsızlıklarını kazandılar. Tabii 30 yıl aslında çok uzun bir zaman değil devletlerde. Dolayısıyla onlar da bir emekleme ayaklarını dönemi. Buluyorlar. Tabii çocukluk, gençlik dönemine gibi bakacak olursak. Evet. 30'lu yaşlarında bu devletler. Yani bir diyor hadi bakalım kendi başına yürümeye başla. Sen de dersin. Yani lütfen beni bırakma dersin tabii. Neticede bir de tabii demokrasinin oturması lazım. Yani 30 sene içerisinde bir anda hemen öyle o kolay olmuyor. Yani mümkün olduğunca adapte olmaya çalışıyor. Peki Ermenistan nasıl hazmedecek bu durumu? Yani şimdi ama onlar bir oyuna geldiklerini düşünüyorlar. Yani Fransa olduğu gibi pek yardım edemedi. Rusya Allah Allah nereye kayboldu ki dinlerini paylaşıyorlar. Yani orada bir böyle sanki çok hayal kırıklığına uğradı. Araziyi kaybetti. Rusya tamam dedi zaten onlarındı burası dedi. Ama zaten o çok önemli. Şeyi kalmadı. Birkaç kere nasıl gorilla harbi yapmaya çalıştı. Evet. Ona da çok çabuk cevap verildi. Çünkü Türkiye'nin yardımıyla askeri kapasitesi Azerbaycan'ın bir sınıf atladı çünkü. İHA'lar, SİHA'larla falan. Tabii ki. Çok zaten Türkiye'nin SİHA'sı kim kullanmışsa hep böyle zaferle sonuçlanmış gibi bir de durum var. Böyle ekstra önemli bir araçlarmış gibi. Ama bence bizim çocuklar çok başarılı. Onları yönetenler. Evet. Çünkü 30-40-50 yıldır PKK'yla deliklerinde, mağara deliklerinde gezerken, bakarken bu İHA SİHA'lardan korkunç bir şeyleri var. Başarı becerileri var bence diye düşünüyorum. Ancak yani az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Ermenistan konusunda Ermenistan haksız bir şekilde işgal ederek bölgeye sahip olmuştu. Tabii diğer o dönemki konjektürel şartlarda Rusya da seni çıkarmayınca oraları ele geçirmişti. Ancak bir haksız ele geçirişti, bir gasptı. Ve bu gaspın da Azerbaycan'ın hep takipçisi oldu. Yani Azerbaycan Hocalı'yla, Karabağ'la, Şuşa'yla, Hankendi'yle yatıp kalktı ve bu mücadeleyi hiç vazgeçmedi ve günün sonunda topraklarını özgürleştirdi. Bir de Aliyev'e korkunç bir legacy dediğimiz yani korkunç bir de gelecek bıraktı bence Aliyevlere. Müthiş oldu. Peki yani baktığınız zaman Ermenistan'ın Türkiye'ye daha da çok ihtiyacı var. Yani Türkiye kapısı açık değilse onlarda işsizlik var. Onlarda istikrarsızlık var. Onlarda ticaret sönmüş bir durumdadır. Yani çünkü Karadeniz bağlantısıyla olmuyor. Rusya'yla hiç değişmeyen bir ilişkileri var. Hacim çok artmıyor. Ama Türkiye ile korkunç bir kapasite de var orada. Şimdi orada bence meseleye şöyle bakmak lazım. Ermenistan'daki yerel, yani Ermenistan'da yaşayan insanlara sorulsa onların hiçbir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir çoğunluğun süratle Türkiye ile kapıların açılarak ticaretin artmasını ve oradaki ekonomik refahın artmasını istiyor. Aslında Azerbaycan da buna karşı değil. Çünkü bugün Azerbaycan'da ciddi miktarda Ermeni yaşıyor. Çalışıyor işçi olarak. Yani herhangi bir şekilde değil. Aslında insanlar arasında bir sorun yok. Bir de refahlar artınca çok daha az kavga ediyorlar. Sorun nerede? Sorun hani Ermeni diasporasını yöneten Ermenistan'da yaşamayıp
batıda yaşayan ve bu yapıyı kontrol edenler, o nefretle doğan, bunu, büyüyen insanlar bunlar. Bunu şey yapıyor. Tabii burada ben şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi uluslararası sistem, konuşmamızın başında da kısaca değinmiştik, bir değişim yaşıyor ve bu değişim de tek kutuplu dünya düzeni, 8 milyarlık bir dünyadan bahsediyoruz. %10'unun batı sistemi olduğunu düşünecek olursak işte 800 milyon. Hadi bakalım 1 milyar olsun ki bu da dünyanın %10'unu yapar. Dünyanın geri kalan %90'ını kendilerinin domine edip yönetmesini, ona göre bir hegemon kurdukları yapının bozulmasını istemiyorum. Ama ancak buna karşın yaklaşık 8-10 yıllık süreçte artık batı sistemi gerilemekte. Onun yerine uluslararası sistem batıdan doğuya doğru kaymaktadır ki bu sancı ister istemez yaşadığımız Arap Baharı'ndan tutun da Suriye'deki savaşa, işte Katar'daki krizlere, Ukrayna savaşına, Filistin savaşına, Irak, Afganistan savaşına veya işte terör eylemlerine kadar hepsi sirayet ediyor. Tabii. Çünkü meselenin aslında temelinde uluslararası sistemin çok kutuplu dünya düzenine geçmesinden rahatsız olan kesim ister istemez bir takım sıkıntılara vesile oluyor. Çünkü teröristlerimiz de çok değişti. Artık tankları, helikopterleri olan teröristlerimiz var. Tabii vesayet yani, sistemi başlıyor. Değil mi? Yani çok biraz yani hemen hemen düzenli orduya savaşır gibi hissediyor Türk ordusu kendisi. Bir taraftan kendisine baktığınızda PYD, diğer taraftan baktığınızda Rusya'da onun karşısında Wagner gibi ister istemez yapılar ortaya çıkmaya başladı. Tabii, çünkü tabii. Siz bir yapıyı oraya koyarsanız ve bunun herhangi bir şekilde sizinle olan bağlantısını göstermezseniz ve desteklerseniz onun karşısına siz de benzeri bir yapı koymak durumunda kalıyorsunuz. O zaman iş karışıyor. Evet, yani işler büyüdük sonra işler karışıyor. Karışıyor ama tabii Doğu Akdeniz'de de işler aslında karışıyor. Sonuçta Amerikan gemilerinin Filistin'e destek olmak gayesiyle. Peki orada ne olacak? Çünkü önünü yani açan gemisini yolluyor artık. Çin geliyor. Çin geliyor. Fransız zaten limanlarında dolaşıyordu Güney Kıbrıs'ın. İngiliz zaten Amerika ne yaparsa beraber yapıyorlar. Fransızı, Almanya'sı sırf İsrail'i desteklemiyorum denmemesi için, nefretinin açığa çıkmaması için destekliyorum tabii diyor. Tabii şimdi yani, adada 3 tane devlet olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yani 3. devletin İngilizlerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmuş olduğu. Onun gerçek bir pay en azından. Ama işte oradaki yapının içerisinde ittifak yaptığı ülkelere üstlerini kullandırdığı biliniyor. Ama bunun dışında Rumların da çok uzun zamandır garanti ve ittifak anlaşmasını hiçe sayarak, ki burada bir parantez açalım, Avrupa Birliği'ne girildiği anda zaten var olan garanti ve ittifak anlaşması Avrupa Birliği'nin de birincilik hukuku haline geldi. Şimdi bu sefer garanti ve ittifak anlaşmasına göre adada garantör ülkeler ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı haricinde herhangi bir ülkeyle silah anlaşması yapamazsınız. Onaya gelmeden silah alımı yapamazsınız. Bugün baktığınızda Rusya'yla da, Amerika'yla da, Fransa'yla da, Almanya'yla da tatbikatlar da yapıldı bu ülkede. Yapılmaya da devam ediyor. Güney Kıbrıs için bahsediyorum. Şimdi Almanya'yı getirdiler. İşte yakın zaman önce Mari Limanı'na Fransızlar geldiler. Orayı hem modernize ediyor hem Rum silahlarını modernize ediyor. Bunları görmek lazım. Yani bunu neye karşılık yapıyor? Yani neye hazırlık yapıyor? Günün birinde savaşmak için. Yani bir taraftan müzakerelerden bahsediyorum ama müzakerelerden bahsettikleri konuda şu, sürekli konuşmamın da başında söylediğim gibi kesintiye uğrar kaldığı yerden. Kaldığı yerden bunun bir sonu yok. Yani burada binlerce yıl bu yöntemle devam eder gider. Tabii. Nesiller böyle bir tarafta Kıbrıs Türk tarafı izolasyonlar altında dünyadan izole bir şekilde varlığını devam ettirmeye çalışır. Diğer tarafta Rumlar da 1963'te Kıbrıs Türklerini silah zoruyla atan 4 Mart 1964 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararına dayanarak devleti zapt edip Kıbrıs Rum devletine dönüştürmüştür. Bunu da görmek lazım. Yani Kıbrıs meselesinin özü Rumların gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rumları muhatap almasıyla Rum Devleti dönüştürmesine olanak sağladı ve o tarihten yani 1964'ten bugüne kadar da böyle geldi. Tabii. Aslında hata buradan kaynaklanıyor. Bence meseleye buradan yaklaşıyor. Evet, buradan. Aslında farkına varıyor da
çıkar evet. ve menfaatler ona uygun olduğu için şey yapıyor. Evet. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Buyurun. 1916'da Sykes-Picot Anlaşması yapıldığında biliyorsunuz Fransa ile İngiltere arasında bir dördüncü madde var Kıbrıs konusuyla ilgili. Güngele İngiltere diyor, bakın 1916'dan bahsediyorum, adadan ayrılacak olursa bize danışmadan herhangi bir şekilde adanın geleceğiyle ilgili nihai karar alamaz, uzlaşılarak karar alınabilir. 1916'daki karardan bahsediyoruz. Nitekim 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması büyük ihtimalle bu uzlaşının üzerine gündeme değil gelmiştir. Yani, bunu da göz ardı etmemek lazım. Tabii. Yani çünkü normal şartlarda Lozan'da 16. maddede ilgili devlet olarak Türkiye anılıyor. İlgili devlet Türkiye'yken statüsünün değişmesi halinde Türkiye yok sayılıp Türkiye'yi taraf halinde görmeme şansları da yoktu Lozan'a göre. Türkiye'yi de taraf yaparak o günkü konjektürde Kıbrıs Cumhuriyeti gündeme getiriliyor. Bunu da görmek lazım. Yani Kıbrıs evet. Türklerinin egemenliği aslında 1571'den gelip Lozan'da tescil edilip ilgili devlet olarak Türkiye olarak devam edip 1960'ta da garantör ülke olarak devam ediyor. Tabii. Yani bu gerçeklerimizi yok sayıp normal biz kaldığımız yerden devam edelim. 1974'ten süreci evet, başlatalım. Evet. O zaman böyle ilk defa bize önümüze atılanı değil de biz artık sipariş etmesini öğrenmişiz gibi restoranda ilk defa ve bunu da pilede gösterdik. Evet. Aynı zamanda değil mi? Yani ilk defa artık bize verileni değil de biz de istediğimizi söyleyebiliyoruz ilk defa. Maksimalist bir yaklaşımımız olmadığı için hani Kıbrıs konusunda da bizim herhangi bir siyasimizin bugüne kadar BAF'a gidip bayrak dikeceğim dediğini veya BAF'la, Limassol'la, Larnaca ile ilgili belediye başkanı seçtiğimizi gördünüz mü? Tabii, yok. Bizde böyle bir yaklaşım yok. Çünkü böyle bir niyetimiz yok. Yani ama diğer tarafta baktığınızda Rumların işte Girne için belediye azaları var, kaymakamları var, şeyleri için, var. Bu yani yaklaşımı zaten tabii. çok net ortaya koyuyor. Her bir askerinin Rum bayrağı, bir de Kıbrıs bayrağı değil, Yunan bayrağı var çantalarında. Evet. Ve bunu Girne Kalesi'ne ilk dikecek olanın bilmiyorum ödülü nedir ama o şeyle, rüyayla, İtopya'yla yaşıyorlar. Tabii onu zaten İstanbul'un fethinden sonra başladılar ve o hayal onlarda bitmiyor. Ama ne kadar çok bayrak taşımaları gerekiyor değil mi? Yani bunların maşallah. Tabii ki. Ama pileye gelecek olursak, yani pile konusunda da bizim gene maksimalist bir yaklaşımımız yok. Neden? Evet. 25 yıl önce gündeme getirilen pide yolu, yani tamamen insani amaçlı, bir şekliyle hep sürekli oyalana bugüne kadar gelmiş. Evet. Ama diğer tarafta baktığımızda Rumların bölgede çeşitli amaçlarla yaptığı binalar, yani ara bölge için konuşuyorum, yollar gündemde. Üniversiteler ama Kıbrıs falan yapılmış yani tabii, uzayan ara bölgelerde. Colin Stewart'ın demeci vardı bugün. O yani memnun dedi. Bir tek üzüldüğü nokta itiş kakış. Şimdi o konuda 25 yılı aşmış bir sürede halen daha belki de o yaşanmasa ki kimse böyle bir şey tasvip etmez ama işte sorun yani bir sıkıntıya neden olmadan çözülmüyor. Demek ki Türk tarafının sıkıntısı bütün dünyanın gündemine geldi ki çözüldü. Gerek Amerika gerek Rusya Dışişleri Bakanlarına bakın neredeyse haftada bir açıklama haftada bir şeyle ilgili pileyle ilgili açıklama yapıyor. Ancak pileyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın temkinli bir açıklaması söz konusu. Hmm. O da bu yol tamamlandıktan sonra gerçekten açıldıktan sonra hani teorik olarak söylenenle uygulama arasında bir fark olup olmadığını görüp ondan sonra bu konuyla ilgili yorum yapacağını söyledi ki bu gerçekten manidar. Bence bu konuda bir bakalım. Çünkü sütten ağzımız çok yandı. Tabii. Yani hep yoğurdu yükleyerek yiyoruz. Binaları da enteresan buldum açıklamasında. Yani ortak binalar yapılacak. Yine aynen Pileköy gibi ortak bir yaşam alanı düşünülüyor oraya Colin Stewart tarafından. Çünkü yani, Rumlardan öyle bir talep gitmiştir. Onlarla da bir yere kadar müzakere edip orta yol bulmaya çalışıyorum. İşte, ama bize de danışılması lazım bunun herhalde. Ne yazık ki bize çok kimse böyle danışma de gibi bir yaklaşımları yok. Danışırmış gibi yapıp tribünlere oynayıp medyaya öyle bir algı yaratmaya çalışıyor ama ne yazık ki danışan yok. İşte 1964'teki karar ortada, siyasi bir karar. Tabii. Bakın Birleşmiş Milletler'in en asli misyonu nedir? Savaş çıkmasını engellemek, savaş ortamını ortadan kaldırmak, barışı kalıcı hale getirmek, eğer savaş ortamı varsa da bu duruma süratle müdahale edebilmek. Bugün
Filistin'de Birleşmiş Milletler'in böyle bir aktif bir şekilde girişim yaptığını, bölgeye gittiğini, savaşı durdurmaya çalıştığını, hastanelere yakınında yer aldığını görüyor muyuz? Tabii. Görmüyoruz. Ama aynı Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin siyasi bir karar alıp Kıbrıs Türklerini 1964'te silah zoruyla devletinden atılmış, öldürülmüş, yok edilmeye çalışmış Kıbrıs Türklerini yok sayıp Rumlara bir devlet sahibi yaptığını görüyoruz. Tabii. Ki Rumların aslında 1960 öncesinde bir devletinin olmadığı çok net. O devlet de zaten az önce izah ettim 1916'lara kadar tabii, bunun tabii, nasıl geçmişi... düşünmüş. Ama ilk defa bunları biz seslendiriyoruz böyle, bu kadar biliyor musunuz? İlk defa biz Birleşmiş Milletler'in adil olmadığını bu kadar net bir şekilde kendi halkımıza da haykırıyoruz artık. Aslında Birleşmiş Milletler'e bir düşmanlığımız yok. Birleşmiş Milletler ideale ulaşmalı. Aslında tabii tabii, göreve çağırıyoruz söylem onları, değil aslında mi? Bu, budur. Yani bir herhangi bir şekilde onu tabii düşmanlaştırmak şimdi değil. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz, ateşkese hayır diyor tek başına. Evet. Şimdi ateşkese hayır diyen hangi Birleşmiş Milletler gelecekte Lübnan, evet, pardon Lübnan diyorum, Filistin Savaşı'na dahil olacak? Asla dahil olmazlar. Çünkü zaten kendileri. Şimdi burada bir konuya daha dikkat çekelim. 1945 sonrasında, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında baktığımızda neredeyse bütün o uluslararası organizasyonların, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de dahil tamamının aynı Amerikan Başkanı'nın imzasıyla kurulması ve finansmanında da büyük oranda destek oldukları düşünecek olursa bu sefer meseleler başka bir değil boyuta mi geliyor. Yani meseleleri o yüzden hani 5 daimi üyenin artık yapısının değişmesi lazım. Tabii. Aslında bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan defalarca söyledi ki Birleşmiş Milletler de sadece bunu söylemedi. Bizim için de milat olacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınmasının zamanı geldiğini bütün uluslararası camiaya söyleyip hem de iki kere öyle bir federal çözümün artık mümkün olmadığını, defalarca denenip sonuç alınmadığını, artık bunun konuşulmayıp artık iki devletli çözüme yönelilmesi gerektiğini çok açık söyleyeyim. Rum tarafı tamtamları duyuyor. Duyuyor tamtamları ve çok rahatsız oluyorlar. Sayın Ersin Tatar'ın sonuçta konuşmanın başında da söylediğimiz gibi iki devletli çözüm vizyonunu 5+1 toplantısında masaya getirmiş olması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin her ne kadar uluslararası kamuoyunun önünde olmasa bile kapalı kapılar ardında Türkiye'ye ve bize karşı daha geçmişe oranla daha bir yakın bir durmaları duruş var sergilemesi de Rumları aslında rahatsız ediyor. Ya, şahane, şahane. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz çok çabuk doldu. Gökhan Güler, bu dopdolu bir program geçirdik. Çok teşekkür ederim. Tekrarlamak üzere diyeceğim bu programlarımızı. Çok sevinirim. Ve devam edelim. Çünkü konuşacak çok şeyler çok var. Açacak çok şeyler var hakikaten. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Gazeteci yazar Gökhan Güler'i dinlediniz. Onun görüşleri, fikirleri. Hepsi enteresan şeyler. Ben hep yeni şeyler öğreniyorum. Güzel oluyor. Eminim siz de paylaşıyorsunuz. Bu keyfi siz de alıyorsunuz. Evet. Gökhan Bey'e teşekkür ederken sizlere de sabahın 7'sinden beri benimle birliktesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle de hoşça kalın diyorum. Arukad sabah sabahı sundu.